Merhaba, bugün size kodlarda bir web sitesinden nasıl veriyi çekip mobil uygulamanız üzerinden yansıtabileceğinizi ve üzerinde işlemler yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu eklentimiz adı, yani bunu yapmamızı sağlayan eklentinin adı Web Scraper eklentisi. Bu eklentiyi bana çokça kez söylediniz. Lütfen videosunu çek, bu videoyu çekmen lazım çünkü böyle ihtiyacımız oluyor vesaire vesaire vesaire. Öncelikle arkadaşlar bakın, bu eklentinin videosunu zaten çekecektim. Bir tık geç kaldığının farkındayım ve bu yüzden de özür dilerim. Şimdiden o zaman çekmeye başlayalım. Tamam. Öncelikle bir internet sitesi bulmamız gerekiyor. Bir internet sitesi bulduk diyelim. Mesela şu an ben dolar kurunu uygulamama yansıtacağım ve an be an güncellenmesini isteyeceğim. Bunun için böyle bir site buldum. Tabii siz mesela diyelim ki bir internet sitesi buldunuz. Bu internet sitesi her gün güncel olarak bir, nasıl söyleyeyim, hadis paylaşıyor mesela, bir ayet paylaşıyor veya bir şarkı sözü paylaşıyor ve bunu aynı konumda paylaşıyor. Ve siz de bunu alıp uygulamanıza entegre etmek istiyorsunuz. Adam her güncellediğinde sizin uygulamanıza da güncellensin mesela. Veya bunu kendi web sitenizden yapabilirsiniz. Öncelikle bunu yapabilmeniz için tek bir şart var. O veri alacağınız sitenin CSS koduyla yazılmış olması lazım. Yani CSS yazılım diliyle, programlama diliyle yazılmış olması lazım. Eğer bu şartı karşılıyorsa, o zaman istediğimiz herhangi bir yere geliyoruz. Mesela ben burayı alacağım diyelim. Şuradaki yazıyı. Burada, bu arada bu dolar arkadaşlar. Evet. 17 liraya kadar dayandı. Yani neyse. Sağ tık yapıyorum. Buradan denetleye basıyorum. Denetçi açıldıktan sonra zaten burada mavi işaret ediyor. Sen burayı seçtin diye. Buraya sağ tık yapıyorum. Kopyalama kısmına gelip CSS seçiciyi, yani CSS selektörü seçmeye gidiyorum arkadaşlar. Tıkladım buna. Şu an kedim arkada dikkatimi çok dağıtıyor. O yüzden özür diliyorum. Sorun yok. Şu an sorunum yok. Buraya geldikten sonra bloklar kısmını artık geçebiliriz. Bir saniye. Çıkalım. Hadi çık. Çıkalım. Videoyu da mahvettin. 3 defa çektim bu videoyu senin yüzünden. Neyse. Ne yapıyoruz abi? Screen 2 hazır hale geldiğinde, ekran hazır hale geldiğinde Web Scraper 1 bileşenini Scrape Data isimli bloğunu aldık. CSS selektör kısmına az önce kopyaladığımız yazıyı takıyorum. Şöyle de bu arada emülatör açık gösterebilirim. Emülatör değil tabii bu. Benim telefonumun yansıtması. Emülatör gibi görün. Bu arada birazdan bu test edeceğimiz için açtım. Bunu buraya taktıktan sonra link kısmı geliyor. Link kısmına da bir tane şuraya text takalım. Linki de buradan direkt alabiliriz. Zaten aynı bağlantı olmak zorunda. Hangi web siteden aldıysanız o CSS selektörü o sitenin bağlantısını veriyorsunuz. Bu scrape yapacak. Yani oradan çekecek arkadaşlar veriyi. Fakat nereye yazdıracak? Tekrardan aynı bileşine geldik. Buradan got element isimli event bloğumuzu aldık. Ardından etiket birin içerisine yazdıracağımız için etiket birin yazısını buraya alıyorum. Set yazısını alıyorum. Buradan ne diyeceğiz? Burada herhangi bir şey demeyeceğiz. Öncelikle bu elementin nasıl geldiğini bir görelim. Şöyle, ama bunun boyutu bir tık küçük gelebilir size. Şöyle 20 değil de 18 yapalım. Şöyle bir şey geliyor. Bakın burada şu kısımda gördüğünüz dolar arkadaşlar. Şuradaki sap yazısının hemen ön tarafında bir tane doları var. Ama bu doları bizim parçalayarak almamız lazım normalde. Yani şuradaki kısmı keseceğiz. Şuradaki kısmı keseceğiz. Ortadaki yazıyı alacağız. Ama bunu yapmak çok uzun sürer ve çok saçma bir blok harcamasına girer. Bu zaten Web Scraper eklentisinin içerisinde böyle bir özellik var. Parçalama özelliği var. O yüzden bunu kullanacağız. Ancak öncesinde bunun bir ne olduğunu anlayalım. Bakın. Yan taraflarında her iki ucunda yay ayraç deniyor galiba bunlara. Aynen, parantezler var. Bu parantezler bu şeyin önümüzde duran kodun bir liste olduğunu gösterir.
Hemen kontrol edelim. Bakalım liste miymiş, değil miymiş. Listelere geldim. Burada liste mi yazıyor? Yani liste mi diye sorgulayacak. Eğer liste ise true yazacak. Liste değilse false yazacak. Bakalım bu bir liste miymiş? Bakın true. Evet, bu bir liste. O zaman öncelikle bizim bunu bir teke düşürmemiz lazım. Niye olduğunu göstereyim. Normalde bu blokla yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bunu buraya koyarsam ama da bu şekilde çalışması lazım. Hemen şöyle bir deniyorum. Uyarımı aldım. Diyor ki bu bir metin değil. Metin yok diyor. Yani burada şu an bir metin yok. Buradaki bir metin olmak zorunda ki onu alabilsin. O yüzden bunu şu an çıkartıyorum buradan. Bunu teke düşürmem lazım. Hemen şöyle. Hatta bunu niye böyle yaptığımı da göstereyim size. Öncelikle burada kaç tane öge var? Kaç tanesinin ögesi var? Hemen bunu bir sayalım. Listenin uzunluğu diye soruyorum. Pardon. Bakın listede bir tane öge var. Bu öge kim? Hemen onu kontrol edelim tekrardan. Bu öge burada gördüğünüz yay ayıraçların yani parantezlerin içerisinde olan kısım, kod. Demek ki bunu teke düşürmek için yapmamız gereken şey ne? Select list item yani liste ögesi seç diyorum. Buradan pozisyon yani index kısmına da 1 yazıyorum. Yani birinci ögeyi bana ver diyorum. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yay ayıraçlar yok oldu. Artık bu teke düştü. Yani artık sadece burada bir metin var. O zaman hemen bunu buraya takıyorum. Ve artık bir saniye Instagram'dan bildirim geldi. Hemen artık kontrol ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi veriyi çekmiş oldum. Hemen bir doğrulayalım. 16,48 16,48. Hatta şu an 70 oldu bak. 70. Hemen yeniliyorum. 50'ye düştü tekrar. Aynen 50'ye düşmüş. Yani borsa çok hareketli olduğu için çok normal bir durum. Bu şekilde arkadaşlar Web Scrape beklentisini kullanarak internet üzerinden bir veriyi uygulamanıza dahil edebilirsiniz. Ve bunları çok işlevli bir şekilde kullanabilirken aynı zamanda çarpma işlemi yapabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Diyelim ki dolar hesabı yapıyoruz. Şu an Google Play hesabı ne kadar? 25 dolar değil mi? 25 dolar yani 25 çarpı dolar yapacağız ki Türk lirası karşılığını bulacağız. O zaman mesela örnek bu. Çarpım işaretini alıyorum. Çarpma işaretini. 25 kere dolar diyorum. Mesela şu an burada dolar var ya. 25 kere dolar diyorum arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptı? Evet, büyük ihtimalle bunu bir değişkene atamamız lazım. Yani bu şekilde ben bu function'la işlem yapamam diyor galiba. Öyle anladım. Hemen bir kontrol edeceğim. Yok. Ha, çok çok pardon. Virgüllü olduğu için büyük ihtimalle. Öyle mi? Bir dakika. Yani birisi ondalıklı sayı, birisi tam sayı. Belki de o yüzden. Belki de o yüzden. Hemen o zaman şunu bir yuvarlamayı deneyelim. Bir daha kontrol edeceğim. Yo. Şu bir çevirebilir miyiz ya? Bir dakika az önceki gibi bir hata alalım da onu bir çevirelim. Bak şu an mesela hata çözüyoruz. Bunlar yazılımda her zaman olan şeyler ve siz de benimle birlikte çıkabilecek hataları görmüş olduk. Buradaki işlemi şu argüman kabul edemez. Tamam. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. İyi. Çılgınlık mı yapsam? Şöyle bir deneyeceğim.
Bunu şuraya yazdırırsam çıkan sonuç etiket 1 etiket 1'i 25 ile çarparsam etiket 1 şu an dolar. 25 ile çarparsam bu yere verir misin? Yine verirsin. Aa, tamam. Buradaki text olarak geliyor arkadaşlar. Buradaki text'in aynen text olarak geliyor. O yüzden hata çıkıyor. Bunu nasıl çevireceğiz o zaman? Şöyle. Şunu bir yenileyelim. Tekrardan bir şeyi göreyim oradaki. Tamam, herhalde bunu yuvarlarsam kaç olur? 16 olur. Ama yuvarladıktan sonra şimdi şunu deneyeceğim bir saniye. Şöyle böl diyorum abi. Bunu yuvarlama kafamda benim bu şu an böyle bir şey oluştu. Böl. Hemen şu an split yaptım bu arada. Şuradan dedim virgülden böldüm. Select list item. Hatta bunu direkt buradan alacağım. Hiç uğraşmayacağım. Select list item'la şu şekilde yaparsam bir kontrol edeceğim. Bingo! Gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde oldu. Ama eğer siz diyorsanız ki ben bu virgülden sonrasını da hesaplamak istiyorum, o zaman şöyle böl deyip ilk kısmı aldık ya, ilk kısmı ikinci kısmına birleştirebiliyor muyuz? Bir onay bakalım. Bağla diyorum. Virgül koyuyorum. İşte bu koduların kendi kendine şey belirlemesiyle alakalı. Adı neydi onun? Tip belirlemesiyle alakalı bir durum. Birinin tipi text, diğerinin tipi integer. Yani birinin tipi index, şey string, diğerinin tipi integer olduğu için. Şimdi bunu bu şekilde yapamıyoruz. Bunu buraya koyduktan sonra buraya virgül değil de nokta koyarsam ne olur? Bingo. Böyle diyor. Bu şekilde hiç uğraşmayın bu arada. Yani şöyle geliyor ya, bak. Buradan tüm metni değiştir yapın. Şu an bu virgül olduğu için metin olarak okuyor. Şöyle yaptık. Buradaki virgülü kaldırın. Dışarıdan Suriyelilerin sesleri geliyor bu arada. Noktayla değiştirin abi. Bak, yine aynı sonuca ulaştık. Yani buradaki mevzu ne? Virgüllü geldiği için hata çıkıyor. Evet, o yüzden virgül noktaya çevirirsiniz. Bunu bir direkt ondalık, yani float deniyor buna. Ondalıklı değer olarak, ondalıklı sayı olarak görecek ve çarpma işlemini yapacak. Gördüğünüz gibi de bu şekilde kullanılabiliyor. Kendinize iyi bakın. Aşağıda bağlantılar var. Videoyu beğenirseniz ve mümkünse kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.